Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bir saç boyası hazırlayacağız. Saç boyasını e, beyaz saçları olanlar da kullanabilir, beyaz saçları olmayanlar da rahatlıkla kullanabileceği bir tarif çünkü hem beylerin hem de bayanların kullanabileceği çok güzel bir tarif paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Bu hazırlayacağım saç boyası tarifi arkadaşlar kestane rengi oluşacak sonuçta. Kestane rengi eğer ki saç boyası istiyorsanız, saç renginizin kestane rengi olmasını istiyorsanız bu tarifimi deneyebilirsiniz. Kestane saç boyası için malzemelerimiz arkadaşlar, bir tane yumurta sarısı kullanıyorum. Beyazını aldım, sarısını kullanacağım. 2 kaşık Türk kahvesi, 2 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı kına bir yemek kaşığı saç kremi ve kıvam oluşuncaya kadar da demlenmiş çay kullanacağım. İlk önce karıştırma kasemdeki yumurta sarısını iyice bir çırpıyorum. Sonra Türk kahvesini ilave ediyorum yumurta sarısına. Hemen ardından 2 kaşık kınayı ilave ediyorum. ve tekrar karıştırıyorum. Kıvamını ayarlarken de demlenmiş çayı ilave ediyorum biraz. Yavaş yavaş ilave edelim çayı. Yalnız bu miktarlar arkadaşlar saç uzunluğunuza kısasına göre ayarlayabilirsiniz. Ben ikişer kaşık kına ile Türk kahvesi kullanıyorum. Eğer ki saçınız çok uzun ise bu miktarları birer kaşık daha artırabilirsiniz. Pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırıyorum ve üzerine de bir kaşık ayırmış olduğum saç kremini ilave ediyorum. Saç kremi de bu boyamızın saçlara kolay uygulanabilmesi için ve yumuşak tutması için ilave ediyorum arkadaşlar. Kullanacağımız demlenmiş çayı soğuk olarak kullanalım. Bu hazırlamış olduğumuz kestane rengi saç boyasını arkadaşlar saçları sarı olanlar kullanmasınlar. Çünkü sarı saçları koyulaştıracağı için kullanmalarını önermiyorum. Yalnız saçlarınızın kestane olmasını istiyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Ama kahve tonları, kumral tonları ya da kestaneye yakın Renk saç renginiz varsa bu boya tam size göre bir ideal bir renk olacaktır. Çaydan biraz daha ilave etmem gerekiyor. Kıvamını biraz daha açmam gerek. Saçlarımıza çok e, rahatlıkla uygulayabilmek için kıvamını çok iyi ayarlamak gerekiyor arkadaşlar. çatalla çırparsak daha hızlı bir şekilde kıvamını ayarlayabiliriz. Saç bakım boyalarını hazırlarken arkadaşlar ben yumurtayı saçlara bakım yapması ve beslemesi için kullanıyorum. Saç bakım kürlerimde kullanıyorum ben yumurta sarısını. Kınayı da saç rengini ayarlamak için, kestane rengine dönüştürmek için kullandım. Tabii ki kahve ile kınayı da bir arada kullandığımız için saç renginiz kestaneye dönüşecektir. Çok açık renkli saçlar olanlar kullanmasınlar. Saç boyamızı hazırladık. Arkadaşlar kullanım şeklinde gelince gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Kullanım şeklini de gelince arkadaşlar e, sürdükten sonra fön yardımıyla saç tiplerimize e, fönü tutalım fön ısısının e, fön ısısını verdiğimizde saçın boyayı saçımıza sürdükten sonra fönleyin fönleyin birazcık fön ısısının e, sebebiyet verdiği için e, saçlarımıza daha çabuk nüfus edecek ve daha çabuk e, rengini vermesini sağlayacaktır. Saçlarımıza sürdükten sonra da bir saat kadar saçlarımızda kalması yeterli olacaktır. Bir bone ya da bir tülbentle de saçımızı toplayıp bekletelim bir saat kadar. Sonra da ılık suyla yıkayalım. Mümkünse bu boyadan sonra şampuan kullanmayalım. İlk yıkadığımızdan itibaren. ikinci yıkadığımızda arkadaşlar şampuan kullanabilirsiniz. Çünkü... E, bu boyamızı e, çok hızlı akıtacak ve şampuan e, boyamızın rengi çok hızlı açılır. Saç Saçımızdan bir saatin sonunda yıkarken arkadaşlar eğer ki bitkisel şampuanınız ya da bitkisel sabununuz varsa onunla yıkamanızı öneririm. Sonuçta da çok daha güzel ol, olacaktır o zaman. Evet arkadaşlar bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tariflerimden haberdar olmak isterseniz videolarımı beğenip yorum yazmayı ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.